Hümababuna'nın savunmasından. İngiliz ajanı Ed Hüseyin ile ilgili uyarıda bulunmak için birkaç yıl önce MİT mensuplarıyla ve emniyet müdürü ile görüştük. Ed Hüseyin ile Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Teknik takibi alırsanız karşınıza dev bir örgüt çıkacak dedik. İlgilendiler. Avrupa'da yapılan bir toplantıda suç işleselerdi, işlemeselerdi Müslümanlar takip edilecek kararı alındığını öğrendik. Zaten sonra bize operasyon yapıldı. Ben Sayın Adnan Oktar'dan devlet sevgisini öğrendim. Devlete her an yardım eden insanlarız. PKK, DAEŞ ve FETÖ ile güçlü şekilde fikri mücadele içindeyiz. Ben 1,5 ay avukatım dahil hiç kimseyle görüştürülmedim. Annem de gelmedi. Hatta Özkan M. ve ekibinin telkinleriyle annem suç duyurusunda bulundu. Param yoktu. Avukatıma borçlandım. Bana verdikleri konserve ve peyniri de geri aldılar. 4 ay TV ve radyosuz kaldım. Normalde hiçbir anne çocuğunu aç susuz bırakmaz. Her müşteki benimle ilgili güya imam, gazeteci, yönetici, bacı grubundan gibi saçma sapan farklı şeyler söylüyor. Ankara'da Ayfer Hanım'ın evine milletvekilleri, emniyet mensupları geldiler. 50'şer kişilik davetler verdik. Hiçbir kayıt yapılmayacağına güvendikleri için. Ve Ayfer Hanım'ın evi olarak geldiler. Nasıl örgüt evi olur? Sözde gizli faaliyet diyorlar ama herkes her şeyi biliyor. Lobi faaliyeti yok. 15 Temmuz öncesi de sonrası da her zaman hükümeti destekledik. Darbe karşıtı olduk. Bizim bu milli yapımıza herkes güveniyordu. Örneğin MİT Müsteşarı Emre Bey üzerimizi aratmadan görüşmüştü. Tüm Türkiye bizim bir örgüt olmadığımızı, suç işlemediğimizi biliyor.